Bültenimize devam ediyoruz. Pek çok kişi için bir tutku aslında. Bu akşam gündemin dışında farklı bir olayı da konuşacağız. Dünyada pek çok kişinin yakından takip ettiği bir şampiyonayı konuşacağız. Perde arkasını ele alacağız. Türkiye'de durum nedir? Satrançta dünyanın bir numarası Norveçli Magnus Carlsen. Amerikalı rakibini uzatma oyununda yenerek dünya satranç şampiyonluğu unvanını elinde tutmayı başardı. Şimdi biraz satranç konuşalım istiyoruz. Telefon hattımızda satranç coşkusunu, heyecanını sürekli taze tutan ve sosyal medyada özellikle ismi sıkça duyulan bir isim. Satranç TV kurucusu Sayın Cem Gündoğdu var. Cem Bey, yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyada sıkı bir takipçi kitleniz var. Bu akşam ekranlardan da seslenmiş olacaksınız. Zaman ayırdınız, katıldınız. Çok teşekkür ederim. Şimdi şampiyonayı yakından takip ettiniz. Kısa bir değerlendirme alalım öncelikle. Evet, şampiyonun tüm maçlarını 12 maçı da canlı olarak yayınladık ve 12 maçı 12'si de berabere bitti. Hatta bazı izleyicilerle birlikte hani satranç seninle gidiyor gibi eleştirilere de maruz kaldı taraftar. Dünya şampiyonası uzun süredir hani Magnus Carlsen'in tekelindeydi, Norveçli büyük usta. Ancak Amerikalı Fabiano Caruana da çok sağlam bir şekilde ekibiyle hazırlanmış. Çok güzel savunmalar yaptı. İlk maçtan itibaren yani sürekli dirençli savunmasıyla Carlsen'i terletti diyebiliriz. Bu savunma neticesinde Carlsen de çok risk almak istemedi. Her ne kadar taraflar bazen kazanca yaklaşmış olsalar da 12 maçın 12'si de berabere bitti. Özellikle son maçta Carlsen biraz daha üstünü ele geçirmişti ama riske girmek istemedi. Klasik maçlarda tempo çok daha yavaş. 5-6 saat sürebiliyor bir maç. Taraflar tüm hamleleri, tüm olasılıkları sürekli hesaplamak zorundalar. Ancak eğer eşitlik olması durumunda uzatma maçlarına kalıyor. Uzatma maçlarında da Carlsen 3-0 gibi bir net bir skorla dünya şampiyonu oldu. Tabii hani bu beraberlikleri azaltmak adına şöyle bir sisteme de geçilebileceği soruları yankı uyandırdı. Yani hani 3 kazançta belki dünya şampiyonu olabilir gibi sistemsel eleştiriler çok fazla yapıldı. Şu anki mevcut sistemde taraflar biraz daha hani korumaklı hamlelerle 6 maçın beyaz ve siyahlı 6'şar maç yaptılar. 12 maçın 12'si de beraber kalarak uzatma maçlarında Carlsen'in 3-0 net bir skorla yendiği bir dünya şampiyonu maçı izledik. Evet, şimdi dünyada satrançla ilgilenen, yakından ilgilenen, takip eden pek çok kişi bu şampiyonayı da yakından takip etti. Şimdi olayı anlattınız, perde arkasını anlattınız ama şöyle bir soru daha yöneltmek istiyorum sizlere. Siz de yakından takip ediyorsunuz ki sosyal medyada bu konu başlığında bir televizyonunuz da var ve geniş kitlelere ulaşıyorsunuz. Cem Bey, şimdi satranç dünyada ve Türkiye'de nereye gidiyor? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Öncelikle satranç diğer spor dallarına nazaran ciddi avantajı olan bir spor. Öncelikle yaş sınırı yok. 7'den 70'e herkesin oynayabileceği bir spor. Hani engel sorunu da yok. Görme engelli sporcular da yarışabiliyor. Her yaştan dediğim gibi insanlar yarışabiliyor. Hani sport olarak yani düzenleme, organizasyon manasında da oldukça avantajlı bir spor. Bu sebeple ciddi şekilde yayılmaya başladı. Türkiye'de 1 milyona yakın lisanslı sporcu sayısı var. Yani okullarda özellikle çok fazla gençler bu spora ilgi gösteriyor. Ben tabii bu satranç, yani yıllarımı satranca vermiş birisi olarak ki bunu aynı zamanda bir eğitim aracı olarak da gören birisi olarak şunu gördüm. Yani Satranç TV YouTube'u açtığımızda da şunu fark ettim yani. Gençler artık daha fazla dijitalde vakit geçiriyorlar. Siz de bildiğiniz gibi. Ve bu eğitim aynı zamanda eğitim aracı olan ve ciddi bir spor olan satrancın yayılması açısından bence önemli bir dünya şampiyonası izledik. Çünkü eskiden hani daha sıkıcı bir spor olarak bilinirdi ama gençlerin bu spora ciddi bir şekilde rağbet görmesiyle birlikte, ilgi göstermesiyle birlikte çok seri bir şekilde sponsorlar gelmeye başladı. Ödüller ciddi bir şekilde arttı. Çok fazla oyuncusu var satrancın. Videolarda da bunu görüyoruz. Canlı yayınlarda hani binlere, yüz binlere ulaştık. Hani video izlenme sayılarında başka satranç kanalları da aynı şekilde açılmaya başlanmışları bir şekilde. Çok ciddi bir yayılma görüyoruz. Türkiye'de bu spora ilginin artması hepimizi çok mutlu ediyor. Hani eğitmen olan, eğitmenlik yapan, bu spora gönül vermiş, bir takımda görev almış herkesi mutlu ediyor. Sonuçta gençlerimizin Türkiye'de bu tarz hani beyinlerini geliştirici sporları bu şekilde sürekli ilgi göstererek oynamaları ülkemizin bir geliştiğinin bir göstergesi olarak söyleyebilirim. Peki, çok kısa bir sorum daha olacak, sonrasında bağlantıyı kapatacağız ama yeni başlayanlara ya da başlayacak olanlara çok kısa bir tavsiyeniz var mı acaba? Evet, yeni başlayacaklara öncelikle çok keyifli bir yola başlayacaklarını söyleyeyim. O ilk başlama anları çok keyiflidir. Ben tüm maçlarımı kaybederek başlamıştım bu spora. Hani
senden satranççı olmaz demişti o zaman yıllar öncesinde o yaşlarda arkadaşlar falan. O yüzden genç arkadaşlar kesinlikle maç kaybettiklerini üzülmesinler. Her maçtan bir şey öğrenmeye çalışsınlar. Unutmasınlar maçlar kaybedile bu spor daha iyi yerlere gelinebilir. Dünya şampiyonu belki dünyada en çok maç kaybetmiş oyunculardan biridir. Her maçta yeni şeyler öğreniyor. Mutlaka yaşıtlarıyla kendi gruplarından satrancı oynamaları gerekiyor. Turnuvalara katılabilirler. Soru çözebilirler. Beyinlerini sürekli geliştirmeleri gerekiyor. Her spor gibi satranç sporu da eğer ara verirseniz yani düzenli olarak atıyorum günde yarım saat işte pozisyon çözmeler, işte oyun oynamaz, maç yapmazsanız beyin tabii köreleceği için geriye gidebilirsiniz ama düzenli bir şekilde beyni sürekli bu satranç içeriğine maruz bırakırsanız çok çok iyi yerlere geleceğinizi düşünüyorum. Bu konuyla alakalı da zaten yayınlarımıza takip edebilirsiniz satranç TV YouTube'da. Çok teşekkür ederiz Cem Bey. İyi akşamlar diliyoruz.